السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور وولاة شعب الله، فأزدى سيدنا شيخ محمد ناظم حقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. إخلاص مهم در أن شيء مهم شيء والان شيء إخلاص دول مايا أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين له الدين. إخلاصنا إبادة edeceksiniz. Allah'a taat edeceksiniz. O da Allah'ın bir bize ikramıdır. İhlas. Yine hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle buyuruyor diyor Peygamber Efendimiz. O benim bir sırrımdır. Sevdiğim kula veririm o sırrı. İhlas, ihlaslı olmak büyük bir nimettir, büyük bir fazilettir. Çünkü adamlar alim oluyor. Bütün kitapları okumuş, bitirmiş oluyor. Her şeyi biliyor. Onu bırak, yani Kur'an'ı da ezberlemiş çok insan var. Kur'an'dan madde hadisler de, binlerce hadis ezberleyen insanlar var. Ama ihlas olmayınca bir faydası olmuyor. Allah o kişiye o sırrı vermemiştir. O en büyük noksandır. Yani hiçbir o yaptığı işler riyadan ibarettir. Şimdi devamlı şirk derler. Halbuki en büyük şirki kendileri yaparlar. Riya gizli şirktir diyor Peygamber Efendimiz. İhlas o da tam tersidir. O hakiki imandır. Hakiki ibadettir. Hiçbir şey bilmese bile insan bir namaz kılacak kadar birkaç tane ayet bilse bile ihlaslı olsa o Kur'an'ı ezberlemiş, binlerce, on binlerce hadis ezberlemiş olan ihlassız insandan çok daha iyidir, şanslıdır. Çünkü Allah o sırrı o insana vermiş, o ihlası o insana vermiş. Ben bunu biliyorum, bu imanımız budur, buna tabi olacağım, bu yolda gideceğim deyip ihlasla giden insan sonunda kazanmış olur. Yok, öteki türlü ben bunu biliyorum, bu kadar konuşuyorum, insanlara konferans veriyorum, ders veriyorum, şu veriyorum, bu veriyorum ama ihlas olmadıktan sonra, kendisine fayda olmadıktan sonra başkalarına hiç fayda olmaz. Fayda değil de zarar da olabilir. Çünkü nefsinden konuşur, nefsine hitap eder. Öteki türlü Allah Azze ve Celle'nin varlığına ihlasla inanmış olur. O hem kendini kurtarır, hem ona yakın olanları da. Yani bu büyük bir lütuftur. İhlas da daha fazla bu Peygamber Efendimiz'e hürmet eden, Peygamber Efendimiz'e sevgisi olan insan da olur. Çünkü onlar da Allah'ın sevgili kullarıdır ki o muhabbeti vermiş onlara Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'e tazim etmeleri, sevmeleri, devamlı anmaları, salavat getirmeleri, zikretmeleri
o ihlası da kuvvetlendirir. Zaten var olan ihlas, Allah Azze ve Celle insanın gayretinden daha da fazla çoğalır. Allah hepimizi ihlaslı insanlardan eylesin. Yüzümüz başka, içimiz başka eylemesin inşallah. Zaten bu günlerde öyle şey yapmaya ihtiyaç yok inşallah. Sincerity, it is very important to be sincere, and this is Allah praise this attribute, and saying our order, وَمَا أَمِرُ إِلَّا لِعَبْدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Our order to worship Allah Azze ve Celle with sincerity and accept His religion. Many people, they have their belief, but they don't have sincerity. Sincerity is like jewel. Allah Azze ve Celle also Prophet Sallallahu Aleyhi ve Sellem saying, this is secret from Allah, secret. He give it to people, He love them. Who have the sincerity, His beloved one for Allah Azze ve Celle. Maybe who has sincerity, he not well educated or not knowing too much from knowledge or anything, maybe he poor. But if he have sincerity, ikhlas, it is the best thing, because his beloved one, Allah Azza wa Jalla, saying, I give this sincerity for people, I love them. You can see nowadays, sincerity is real, very few, not much. It is small. You see thousands of, hundred thousands of people, they are claiming, they are scholar, they are knowing everything, whole this religion book, they know other, they know another book also, and they are knowing Quran by heart, and they know Hadith, saying of prophets, thousands, hundred thousands, they know, but they don't have sincerity. It is nothing. Only they are doing this for their ego, to show people, for show, to be saying this man, he is very knowledgeable, he is big scholar, and making this to make people happy or to make themselves happy, to make for people what they like to do for them. And they are saying, you have shirk for people, for ordinary people, everything they say is shirk. But Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saying, who do this, who real shirk this, to make all this for their ego, they are worshipping ego, not worshipping Allah Azza wa Jalla. They are making all this knowledge, and they have knowledge, of course, but the, most of them also only knowledge. They are not practicing no sunnah, maybe no fard also. Most of them not praying sunnah also. Fard, Allah a'lam, we don't know, but sunnah, is sure, they are not doing sunnah, any sunnah, even praying sunnah, zuhur, asr, or other sunnah, they are not doing. So this is also a sign for
they are not sincerity. Sincere one who is love Prophet sallallahu alaihi wasallam, going with his way, mentioning, looking what Prophet sallallahu alaihi wasallam doing, and this making sincerity more stronger and more stronger. Allah, He love people. They are loving Prophet sallallahu alaihi wasallam. He give them this secret for them, for their heart to be ikhlas, mukhlisin, inshallah. Allah make us all of them from these people pure for Allah Azza wa Jalla, sincere for Allah Azza wa Jalla. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha.